Evet, selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Herkese hayırlı günler, çarşambadan saygılar, selamlar diyelim. Evet arkadaşlar, şu anda Gantar'a gelmiş bulunmaktayız. Samsun Ordu yolculuğumuz diyelim. Şu anda Samsun'dan çıktım, Ordu istikametine doğru devam ediyorum. Çarşamba Gantar'dayım şu anda. Gantar'a gireceğiz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Tam şöyle Gantar'a girerken denk geldik çekime. Şimdiye normalde arkadaşlar ben yükümü boşaltmaya başlamam lazımdı aslında. Ama şöyle bir durumumuz oldu. Dün tek yerdi benim yüklemem. Sonradan adam bir paletim daha var bir yerde dedi. Onu da al dedi. İki palet çıktı. Gittiğimiz yer bizi biraz bekletti. 2 saat kadar. 2 saat kadar bekledi. Buradan geç kaldık. Takograf dinlendireceğiz mecburen. Oraya gidiyoruz malum. O takograf dinlendirme sürelerimiz, mürelerimiz derken yani bu saate kaldık. Daha şu anda Çarşamba Gantar'ı geçiyoruz biz. Birazdan adam arar. Kaptan nerede kaldın? Yok bidonlar bağ lazım mıydı? Yok acil idi. Ama dün bizi oyaladın. Yavrum ay. Ayçiçek tarlasına bak be. Ayçiçek tarlasına bak be. Dayı o yana kay, o yana. Buradan Gantar'dan çıkış var. Gantar'dan çıkış var buradan. Yavaş geleceksin. O yana atacaksın kendini. Üç şerit yol. Gözünü sevdiğim dayı. Evet şu anda arkadaşlar Çarşamba havaalanı sapağındayız. Aslında Tekkeköy diyelim buralara. Çarşamba diyorlar ama Tekkeköy'ün yanı başı. Ama Çarşamba. Yapacak bir şey yok. Adamlar ne derse o. Biz tabi olacağız. Çarşamba ise Çarşamba. Perşembe ise Perşembe. Cuma ise namaz kılacağız. Evet, ışıklar başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş buraya doğru. Burada ışık yok muydu la? Burada ışık vardı sanıyordum ben. Vardı hatta herhalde. Yanlış mı bileyim ya? Buradaki ışıkları kaldırmışlar mı? Herhalde öyle bir şey olmuş. Ben mi yanlış hatırlayayım? Evet, güneş karşıdan vuruyor arkadaş şu anda. Arkadaşlar şu anda güneş karşıdan vurduğu için gene görüntü pek de randımanlı çıkmayabilir. Ama çarşambaya doğru devam ediyoruz yani. Bu arada mazuda 25 kuruş falan bir indirim geldi. Durumlar kötü arkadaşlar. 2 gün sonra mazuda 40 kuruş zam gelir, haberiniz olsun. Hani 25 kuruş geldi diye sevinmeyelim hiçbirimiz. Bu zamın habercisidir yani. İndirim zamın habercisidir.
Burası neresiydi? Dik bıyık mıydı arkadaşlar? Evet, ışıklarda başladık. Normalde 2 saatte gideceğimiz yolu 3 saatte giderdik şimdi. Işıklarda başladık ya. Oyalanı dururuk. Mısuncu, mısuncu. Bak şimdi adam beni soldan sol, sağdan solluyor arkadaşlar. Sağdan görüyor musun? Adamın yaptığına bak. Şurada sıkışsa arabaların altına gireceksin. Sıkışsan arabaların altına gireceksin. Niye böyle bir salaklık ediyorsun? Anlamadım ki ya. Ordu 129 kilometre. Daha 129 kilometre yolumuz var. Takomuzun 2 saatlik süresi var. Yani gılı gılına gitmeye çalışacağız. Kılına gitmeye çalışacağız oraya. Traktörcü dayı, patuscu dayı nereye gidiyorsun? Adam fındık patus etmeye gidiyor ya. Tör 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 fındık patus etmeye gidiyor adam. Dik bıyık burasıydı herhalde. Dik bıyık burasıydı arkadaşlar. Geri taraf değildi, burasıydı. Kırmızı başımıza bela olacak gene. Traktör de var orada. Hah, yeşile döndü. Haydi bakalım. Samsun'dan sonra bu ışıkların yüzünden bu tarafa gidesim hiç gelmiyor benim arkadaşlar. Işıkların yüzünden. Dur kalk, dur kalk, dur kalk, dur kalk anasını satayım. Bundan sonra kızıyorlar bana, sen niye bu tarafa gitmiyorsun? Ya gitmiyorum, gidesim yok. Zorlama. İşime gelirse.
Keyif benim değil mi ya? Bak şimdi. Bak şimdi bak. Taksici dayıma da yol veremiyor. Taksici dayıma da yol veremiyor. Bu bari geçse. Geç. Geç de biz de atalım kendimizi sağda. Marso. 34. Libi Libi. Çarşamba pide tarihi bir değilmiş. Bir çarşambalı kardeşimiz vardı. Usta çarşamba çek, usta çarşamba çek deyip duruyordu. Aha sana usta çarşamba, yapacak bir şey yok. Anca gelebildik bu tarafa, anca çektik. Sana da selamlar olsun buradan. Buraya bir radar tabelası koymuşlar. İleride radar var demek ki. İmam uşakları. Ben bu tarafa gelmezdim ama nasıl oldu da ben bu işi aldım da bu tarafa geliyorum ben de bilmiyorum ya. Taşan Ocakbaşı'ymış. Taşan Ocakbaşı. Aha polis amcamlar var orada. Maketinmiş ya. Maketinmiş, beni kandırıyorlar. Zeyt gelirken unutmasam da şöyle bir rot balansa girsem şurada ya. Gelirken rot balansa girsem ya, unutmasam da. Ne oldu la telefon? Niye durdun sen kendi başına? Ben seni durdurmadım. Ben seni durdurmadım. Sen kendi kafana göre niye duruyorsun ya? Bizim buradan sonra bir de Fatsa var. Fatsa'nın ışıkları da var. Yani yarım saat ışıklarda takılıyorsun buralarda. Galerici amcamlar arabaları yıkıyorlar. Baksana minibüsler buraya doğru arkadaşlar. Hep satılık. Hep satılık. Bu okul servis işleri, mervis işleri buralarda cortlayınca, okullar olmayınca, servis işi de olmayınca minibüsler hep satılığa çıkmış arkadaşlar. Sıfır yeni minibüsler. Baksana hep galerilerin önünde. Adamlar getirmiş bırakmış gitmişler. Getirmiş bırakmış gitmişler. Şuraya bak.
Alırken ne umutlarla alındıydı bunlar? Ne umutlarla alındıydı bunlar? Vay Magnumcu dayı. Baksana Magnumcu dayı aynı şey gibi ya. Adamın kapı önde, basamaklar arkada. Magnum'un görüyorsunuz mu arkadaşlar şurada? Hemen yanında. Hani haydi be yeşil. Haydi be yeşil. Belediyeciler ufak arabaları kaldırmışlar, sıradan minibüs dizmişler hepsi. Bakın, boydan boya arkadaşlar. Girişten çıkacak kadar minibüs satılıp. Pandemi milleti mahvetti. Adamlar krediyle, taksitle aldılar bunları hep. Okul servislerine belirli yaş modeli aradıkları için arabalarını adamlar ellerindeki arabalarını değiştirdiler, üstüne kredi çektiler, bilmem ne yaptılar, modelini yenilediler. Bir pandemi, her taraf allak bullak. Şimdi hepsi galerilerin kapılarında. Ne yapacak adam? Bu arabanın kredisi var, bilmem nesi var, bunlar ödenecek. Ama iş yok. Allah kolaylık versin herkese. Hepimize Allah kolaylık versin. Kimsenin zararını, ziyanını istemeyiz arkadaşlar. Herkes ekmeğinin peşinde. Herkes bir mücadele veriyor. Verdiği mücadelenin sonunda da hüsrana uğramak iyi bir şey değil yani. Bak. Şimdi sonucu ortada yani. Bir hüsran. Terme hoş geldiniz demiş. Giriş kapısı yapmışlar oraya termiye. Var giriş mi çıkış mı la? Allah Allah. Serme otogar. Serme otogar.
Göççücük bir yer. Dün benim birader bu taraftan Trabzon'dan geliyordu. Yük boşalttı. Bu tarafa geliyor. Denize de giremiyor diye ya. Denize mi girsek burada değil. La denize nerede gireceksin burada? Deniz hep odun, ağaç. Giresun'da olan sel neyi varsa denize doldurdu. Buraya denize girilir mi burada? Tehlikeli ya. Hiç anlamazsın. Girersin. Bir ağaç gelir vurur sana. Gelir saplanır bir yerine. Şu anda bu bölgede denize girmek tehlikeli arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Milleti bilmiyorum. Termeden Ordu istikametine doğru devam et arkadaşlar. Şehir merkezini geçtik. Ünye tarafına doğru Çarşamba, Terme, Ünye, Fatsa, Ordu arkadaşlar. Şu anda biz daha Terme'ye geçtik, Ünye tarafına doğru devam ediyoruz. 89 kilometremiz kalmış. İnşallah takografımız yeter. Bugün mücadelesini veriyorum şu anda. Takograf yetmese işimiz harap. Abi sıkı ayak. Da belirli bölgelerde hız sınırı var arkadaşlar. Hız sınırını anlamazsın. Geçersin, radar olur. Ben 70 ile gidiyordum dersin. Bundan sonra arkandan bir ceza gelir. Gayret şurayı da bir geçersek kayalanmadan. Bizi geçtik. Bir ışıkta dur kalk 5 dakikan gidiyor arkadaşlar. Her ışıkta 5 dakika dursan 10 ışık geçsen 50 dakika ya.
burada da çalışmam var la. Burada da çalışma var herhalde, yol çalışması. Burada da tıkanırsak şimdi. Kayıklar, gemiler, şeyler duruyor ya la. Hani balığa başlıyordular bunlar. Niye başlamamışlar bunlar balığa? Balık mı yok ya? Allah Allah. Buraya bir çevre yolu, şart çevre yolu. Burası böyle gene olmaz. Bir dahaki seçimlerde buraya belediye başkanlığı adaylığımı koyacağım. Bundan sonra da çevre yolu yaptıracağım buraya ya. Fatsa Belediyesi. Kültür Merkezi. İyi, tamam, güzel, hoş. Bir şey demedik. Ama yani burada bu sıkıntı var arkadaşlar. Sarram. Hadi yürü, yeşil yandı. Hadi canlarım benim. Bekleme yapma. Beni de bekletmeyin. Gözünüzü seveyim. Hadi. Hadi. Yürü daha minibüsü yürü ya. Ay ne angel adamsın ya. Drank diye galacıgasyon abi burada yolun ortasında ya. Taraftan gideyim. Sağ taraf tehlikeli arkadaşlar, buraya doğru. Sağ taraf buraya doğru tehlikeli. Biri oradan giriyor, biri oradan çıkıyor. Ne ettikleri belli değil. Park ediyor adam drunk diye.
Buraya kadar iyi geldik. Fazla bir gerçi durduk lambalarda mambalarda ama yine de adam gidemiyor ki, adam gidemiyor ki. Adam kalkana kadar bir daha sarıya dönecek lamba. Denizin kenarından yol arkadaşlar burası. Şehir merkezi hemen kenardan yukarı başlıyor. Ondan sonra deniz taştı üstüme geldi. Deniz taşı üstüne gelecek tabi. Arkadaş yanda takografımız bitecek yanda. Allah'ım ya ay sizin Allah canınızı almıyor ya. Sizin Allah canınızı almıyor ya. Bunlara var ya, bunlara. Burada polis duracak, bunlara yazacak cezayı. Şerefsizler, tek sıra olsanız da oraya döneceksiniz oraya. Şerefsiz adi herifler ya. Döneceksin, tek sıra olacaksın. Yolun şeridini sen niye kapatıyorsun bu yanıyla ya? Hadi adamlar.
koyamaz bizimki. Çok. Yarım saatimizi yedi ya. Kabarığımızı kontrol edin diye kabarığımızı. Evet arkadaşlar, Fatsa'dan çıkıyoruz şu anda. Fatsa bitmiştir burada. Şöyle orduya doğru yaylanıyoruz ufaktan ufaktan. Biraz ateşledim. Normalde yapmadığım şeyler bunlar ama yani takonun süresi bitiyor. Adama 5-10 dakika kala yerine takomuz bitecek. Neyse, haydi görüşürük bakalım. Biraz sonra. Daha sonra daha doğrusu. Arabanın vites işini yaptığımız lazım. Bu artık bize yavaş yavaş sorun yaratacak. Bu malzemeyi değiştirmek lazım. Şimdi arkadaşlar bu Ordu yeni yapılan tüneli de sizlere göstereceğim birazdan. Bayağı bir uzun bir tünel. Bakalım kaç dakika sürecek. Girip çıkmamız. Şimdi gördüğünüz gibi buralar şu anda daha yapılıyor. Şu üst taraftan doğru yolun devamı var arkadaşlar. Bu yukarıda kesiliyor. Buradan aşağı veriyorlar yolu şu anda ama ilerisi devam ediyor. Çalışma devam ediyor şuradan ileri doğru. O fındıkların içinden doğru oralarda viyadük, tünel bir şeyler yapılıyor hala. Daha devamı var yani. Çevre yolu buradan devam edecek. Buradan aşağı uğramayacaksın sadece. Yani direkt aşağıya inmeyeceksin. İşin varsa buradan aşağı ineceksin. İşin yoksa direkt yolumu devam ettirebileceksin. Buradan ben şimdi dönüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsun yoluna dönüşü yaptık. Samsun'a 150 kilometre diyor.
Daha sonra tüneli göreceğiz arkadaşlar. Tünel. Devam edecek. Aslında buradan biraz araştırsam da araştırsam Yücel abiden falan köpük vardı, oluyordu. Ama olsa da bazen gruba atıyor. Gerek yok dedim. Yoruldum ben işin açıkçası. Gideyim bir gün de olsa istirahat edeyim evde. Belki de yarına iş çıkar, yarına devam edebilirim yani. Şu anda bir şey yok görülürdü ama. Evet arkadaşlar, bakın şimdi tünele geliyorum. Yeni yapılan çevre yolu tüneli bu. Ordu'nun oradan şeyden girişten başlıyor. Buraya kadar sürüyor. Bayağı bir uzun. Bakalım kaç dakika sürecek. Şimdi şöyle yapalım. Ben burada keseyim şeyi, videoyu. Tünelin girişinde başlayalım arkadaşlar. Tünelin girişinde başlayalım.